Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün sizlerle büyük küçük herkesin keyifle yiyeceği şahane kaşarlı ve yumurtalı pide tarifi paylaşacağım. Tarifim için öncelikle yoğurma kabıma 4 su bardağı un ilave ettim. Üzerine 1,5 silme tatlı kaşığı instant maya kullandım. Tuzunu da ekledikten sonra yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ılık suyumu ilave ettim. Toplamda 1,5 su bardağından biraz daha fazla su kullandım. Suyu mutlaka yavaş yavaş ve kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Kulak memesinden biraz daha yumuşakça bir hamur elde ettim. Hamurumu tezgaha aldıktan sonra 2-3 dakika boyunca da tezgahta güzelce yoğurdum. Bu pidenin yapımı gerçekten herkesin yapabileceği kadar kolay ve inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka özellikle de pazar kahvaltıları için yapmanızı öneririm. Tüm ev halkından tam not alacağının garantisini veriyorum şimdiden. Hamurumu güzelce yoğurdum, toparladım ve kaseme aldım. Üzerine bir streç yardımıyla kapatıyorum. Güzelce iki katı kabarana kadar yaklaşık 45-50 dakika boyunca ılık bir ortamda dinlendiriyorum. Hamurum güzelce mayasını aldı. Elimi biraz yağlayarak streçten ayırıyorum. Hamuru kabımdan alıp tezgaha yerleştiriyorum. Üzerine biraz un serperek 4 eşit bezeye bölüyorum. Ben yumurtalı pidelerimin üzerine 2'şer tane yumurta kırdım pişirirken. Bu yüzden bezelerimi biraz irice yaptım. Siz isterseniz tek yumurtayla da yapabilirsiniz. Bunun için de bezelerinizi 4 parçaya değil de 6 veya da 8 parçaya da bölebilirsiniz. Bu tamamen arzunuza kalmış bir şey. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Hamurum biraz yumuşak oldu. Yumuşak olması da gerekiyor. Çok sert bir hamur olmaması lazım. Bezelerimi güzelce toparlıyorum. Üzerleri için yoğurtlu bir karışım hazırlıyorum. Bunun için bir kasenin içine 2 yemek kaşığı kadar yoğurt alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Hatta yoğurdunuz katıysa suyunu biraz daha arttırabilirsiniz. 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ayran gibi olmayacak. Boza kıvamından biraz daha sulu olabilir. Güzelce karıştırıyorum. Ve pidelerimi açmaya başlıyorum. Bezelerimi unladığım tezgaha alıyorum. Önce el yardımıyla biraz açıyorum. Daha sonra merdane yardımıyla büyük bir yemek tabağı büyüklüğünde pidemi güzelce açıyorum. Pideleri açmak için çok iyi hamur açmayı bilmeye gerek yok. Bu yüzden dediğim gibi gerçekten yapımı çok kolay. İsterseniz sadece elinizle bile hamuru güzelce inceltebilirsiniz. Yalnızca dikkat etmeniz gereken şey hamurunuzun çok fazla kalın olmaması. Mayalı bir hamur olduğu için pişince de biraz kabaracaktır. Eğer çok fazla kalın olursa ekmek kıvamında olur. Ben kenar kısımları boş kalmasın diye kaşar peynir koyuyorum. Ama eğer isterseniz sade de yapabilirsiniz. Genelde pizzalarda ve pidelerde kenarlar pek sevilmez. Keyifle yenilsin diye ben kaşar dilimleri koydum. Rendeleyerek de koyabilirsiniz ama dediğim gibi hiç koymadan da yapabilirsiniz. Eğer kaşarsız yapmak isterseniz hamuru yine aynı şekilde dış kısımların içeri doğru katlamanız gerekiyor. Bu işlem pidemizde bir havuz oluşturacak ve üzerine koyduğumuz yumurta ve kaşarın akmamasını sağlayacak. Pidemi hazırladım. Artık tepsimi alabilirim. Diğer kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlıyorum ve tepsime yerleştiriyorum. Hazırlamış olduğum yoğurtlu su karışımından bolca ortalarına
güzelce döküyorum. Yoğurtlu karışımı sürmemizin nedeni, pidelerimizin üzerine kaşar ve yumurtasını koymadan önce fırında bir 10 dakika kadar ön pişirme işlemi yapmamız gerekiyor. Bunun da nedeni, eğer direkt yumurta ve kaşarla beraber pidelerimizi pişirirsek pidemiz hamur olarak kalabilir. Bu çok daha güzel ve dengeli pişmesini sağlayacaktır. Pidenin taban kısmının da balon gibi şişmesini engelleyecek. Bu şekilde yapıldığında emin olun pideniz çok daha lezzetli ve çok daha dengeli pişmiş olacak. Daha önce eğer yoğurtsuz denemişseniz bir dahaki sefere mutlaka yoğurtlu deneyin. Farkı kesinlikle göreceksiniz. Ortadaki yoğurtlu harçtan alarak fırça yardımıyla kenar kısımlarını da güzelce sosluyorum. Ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında hamur yoğurdu iyice çekene kadar pişiriyorum. Bu yaklaşık 8-10 dakika kadar sürüyor. Ön pişirme işlemi için net bir dakika veremiyorum. Çünkü her fırının pişirme ısısı farklı olacağı için en garantili şekli hamur yoğurdu güzelce çekmiş olacak. Hamur yoğurdu çektiğinde artık fırından çıkarıp kaşar peynir rendesini ilave edebilirsiniz. Hepsinin ortasına bolca kaşar peynir rendesi ekliyorum. Eğer isterseniz bu aşamada kaşar peynirlerle beraber sucuk dilimleri de ilave edebilirsiniz. Sucuklu da gayet lezzetli olacaktır. Üzerlerine birer parça tereyağı ilave ediyorum. Tereyağını ne kadar bol katarsanız o kadar pideleriniz lezzetli olur. İstediğiniz miktarda ekleyebilirsiniz. Tereyağlarını ekledikten sonra pidelerin kenarlarını tekrar yoğurtlu harçtan bolca sürüyorum. Bu işlem kenarlarının çok kıtır kıtır olmamasını sağlamakla beraber aynı zamanda çok güzel kızarmasını sağlayacak. Kenarına yoğurdu sürdükten sonra kaşarlar iyice eriyip üzeri hafiften pembeleşene kadar pidelerimi pişiriyorum. Pidelerimi fırına verdim. Üzeri hafiften pembeleşti. Şimdi yumurtasını kırabilirim. İsterseniz hiç yumurta kırmadan bir 10 dakika daha pişirerek sadece böyle kaşarla bile yiyebilirsiniz. Ben 4 tane pide yapmıştım. 2 tanesini yumurta kırdım. 2 tanesini sade kaşarlı olarak hazırladım. Şöyle ikinci yumurtaya da biraz yer açtıktan sonra yumurtamı kırıyorum. Diğerine de ikinci yumurtamı kırdım ve tekrar fırında yumurtaların üzeri iyice beyazlaşana kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi yumurtalarım çok güzel pişti. Tam istediğim gibi beyazı tamamen pişti. Sarısı kayısı kıvamında, hatta birazcık daha akışkan. Artık pidelerim servise hazır. Şöyle bir keserek de size göstermek istiyorum. Mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü gerçekten pideler çok lezzetli oluyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer tarifimi denerseniz, bana geri dönüş yaparsanız çok mutlu olurum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.